Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımızın yeni bir oyun içi inceleme videosuna hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki sizlere zamanında Afrika'nın altındaki küçük bir ada parçasını göstermiştim. Lakin siz ona demişsiniz ki abi o sayılmaz, zaten onun büyüğü Afrika'ya benzediği için Lucas oyuna küçük küçük şeyler de eklemiş demişsiniz. Ben de bugün sizlere arkadaşlar bu haritada, yani bu coğrafyada gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen bir kıta parçası veya ada parçasını sizlere göstermeye çalışacağım dostlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaştan videomuza başlayalım arkadaşlar. Buradan editöre geliyorum, daha sonra harita türüne basacağım. En çok kullandığım harita hangisiyse onu seçin. Daha sonra deniz hayatlarının düzenine gelerek buradan haritamızı yavaş yavaş şöyle bir küçültüyorum. Şimdi öncelikle sizlere zamanında gösterdiğim ada parçası buydu ve bu oyunda gözükmeyen de bu ada parçasıydı. Siz de zaten görenler olmuş, görmeyenler olmuş. Burada arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi buradaki tamam, o Afrika'ya benzeyebilir ama bu benzemiyor arkadaşlar, bakın. Bu benzemiyor. Bu ne abi bu? Bakın şöyle bakalım, etrafı gezdirelim. Hiçbirisine benzemiyor. Şöyle haritamızı biraz daha büyüteceğim. Bakın burasının leveli eksi 3. Yani kullanıma kapalı bir ada parçası veya kıta parçası. Bugün sizler birlikte bunu inceleme yapacağız ve daha sonrasında oraya bir tane devlet ekleyerek bakalım oynanabilir mi, oynanamaz mı, sizler birlikte göreceğiz dostlar. O yüzden buradan eksi 3'ü eksi 1, 2'ye kadar getireceğim. Şöyle evet, land kadar getirdim. Evet, burası artık bir kara parçası oldu görüyorsunuz ki ve daha sonrasında kaydet diyerek oyunumuzu yeniden yüklenmesini sağlayacağım. Oyunda bu tür inceleme videolarını çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsunuz, farkındayım. O yüzden elimden gelince sizlere farklı farklı içerikler sunmaya çalışıyorum. Ama yakın zamanda bu içeriklerde bir zaman bitecek dostlar. O zaman ne yapacağım hiçbir fikrim yok ama elimden geldiğince sizlere yeni yeni içerikler sunmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Şimdi buranın ben çöl olarak görünmesini istemiyorum. Öncelikle ben buranın orman olması daha düzgün bir düşünülebilir açıkçası. Buraya orman yapacağım o yüzden. Daha sonra yapacağım başka herhangi bir şey var mı? Yok. O yüzden kaydete basıp buradan çıkıyorum. Liman pozisyonu editörüme geldiğimizde görüyorsunuz ki buranın bir limanı yok arkadaşlar. O yüzden şöyle bir WW bir şey yapsak bir şey oluyor mu abi? Şöyle bakayım be. Arkadaşlar buranın limanı yok. Evet, dediğiniz gibi başka bir şeye dönüştür. Kaydet diyeceğim. Başka da bir şeyimiz yok. Tamam. Buradan hiçbir devletin veya eyaletin toprağa geçmediği için biraz daha riski olacak açıkçası ama bir senaryo yarat bölümüne geliyorum. Daha sonrasında buradan 2019 Modern World. Bu arada arkadaşlar bu tür bütün senaryoları görüyorsunuz. Benim bu kadar senaryom var. Eğer istiyorsanız açıklama kısmına bunların linkleri mevcut. Eğer mobil uygulamalar istiyorsanız da APK olarak modlu uygulamaları da sizler için paylaştım, açıklama kısmına bakmanız yeterli olacaktır. Oradan tek linkten bütün modları, senaryoları indirip oyunuza entegre edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle bize oynanacak bir senaryo lazım. Şöyle bakıyorum. Lucas'ın senaryosunu oynayabiliriz veya da Modern World Plus Plus modunda oynayabiliriz. Evet. Bunu da oynayacağız. Öncelikle o ada parçasına geliyorum. Şöyle bu faşist Türkiye olarak kalmış bunlar da. Şöyle kaldıralım arkadaşlar. Normal TR'ye çevirelim bunu. Buradan Ankara'ya geliyorum. Medeniyet ekleye basacağım. Sizlere de en azından medeniyet eklemeyi falan bilmeyenler varsa göstermiş olurum arkadaşlar. Senaryo böyle yapılıyor. Haberiniz olsun. Türkiye'ye böyle ekliyorum. Evet, hangi Türkiye olmaksızın fark etmez. Cumhuriyetini seçelim. Sonraki diyelim. Tamam, fırça. Şöyle boyayacağım burayı. Şimdi aynı şekilde o ada parçasına da bunu yapacağız. Bakalım ada parçasında neler olacak. Göreceğiz onu da sizler birlikte. Ama biz işimizi sağlam almak neticesiyle arkadaşlar oraya bir de şey yapacağım. Ne derler ona? Bir tek de Grönland'a ada parçasını ekleyeceğim ki sıkıntı çıkmasın. Geriye gelelim. O ada parçamız nerede? Bak burada Bermuda var. Bermuda öyle de oynanır ha. Evet, National yazıyor görüyorsun ki herhangi bir devleti falan yok. O yüzden şöyle gelelim. Medeniyet ekle butonuna basıyorum yeniden. Oraya ne eklesek daha yakışır durur. Şöyle bakalım. Büyük Sezaris İmparatorluğu. Evet, güzel bir ada parçamız oldu. Faşizm, komünizm, monarşi. Monarşi yapıyorum. Şu ada parçasını kiralayalım arkadaşlar. Sonraki diyelim. Buraları kendime istiyorum. Evet, buralar artık benim. Bu da benim başkentim. Şurayı da alacağım. Sonraki diyorum. Burada başka yapabileceğim başka bir özellik veya netice var mı? Teknoloji seviyelerini ayarlayalım. Evet, kendi devletimin teknoloji seviyesini yükselttim az önce. Buradan kaydete basıyorum. Oraya bir de şehir ekleyelim. Abi her şeyi gösteriyorum sizlere. Bakın burada uçak var. Şuraya şöyle bir sen buraya şöyle bir kasaba. Burası kasaba olacak. Burası kasabamın ismi Bermut olsun abi. Kaydet. Bir de bu gözükmüyorlar ya, sinir oluyorum arkadaşlar. Tamam, kasabam kaydettim buraya. Bir tek daha şehir ekleyeceğim. Bak görüyor musunuz, kayboldu. Nereye gitti bu adam? Yok. Allah Allah. Bunun görünürlüğünü falan ayarlayamıyorum yok mu abi? Niye böyle oluyor bu? Neyse, biz varsayalım arkadaşlar. Geri butonuna basıyorum yeniden. Oyunlar diyeceğim. Yeni oyun diyorum. Daha sonrasında ise oraya gidip oyunumuzu başlatabiliriz. Şöyle hatta şöyle köşeye kayabilirsem. Evet. Büyük Sezaris İmparatoru, Grand Sezar.
Zorluğumuz görüyorsunuz ki %24. Brezilya. Seçenekler zorluk efsanevi, savaş sisi klasik, oyun hızı %50. Eğer satırını %50 alıyorum. Brezilya'yı buradan kaldırıp görüyorsunuz ki 296 bin nüfusumuz varken 790 bin ekonomiyle oyunumuzu direkt olarak başlatıyorum. 79 bin de olabilir. Fark etmedim onu. Devlet vergileri. Nüfusumuzu ve ülke yatırımlarını standart kronları çekeceğim. Arkadaşlar tekrar söylemekte fayda var. Açıklamada da ilk linkte mevcut olan modu indirmek için tıkla butonuna basarsanız bütün modları, senaryo indirme uygulamalarını ve daha çok senaryoların hepsini indirip oyunuza ekleyebilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Yani sizlere hatırlatıyorum sürekli. Çünkü sürekli soran arkadaşlar var. Arkadaşlar hepsi açıklamada mevcut. Bakın size söylüyorum. Evet bakalım buradan çıkabiliyor mu? Evet arkadaşlar. Böyle bir ada parçası yok. Görüyor musunuz? İşte ben size söyledim. Öncelikle arkadaşlar askerlerimi şöyle bir sileceğim. Bak buralara Lucas eklemiş isimleri. Ben niye ekleyemiyorum abi? Niye ben eyalet isimleri ekleyemiyorum? Evet monarşi ile yönetiliyor. Şimdi öncelikle kendimizi biraz geliştirmemiz gerekecek. Sınırdaki devletlere bir savaş açalım bakalım. Ne kadar başarılı oluyoruz. Diğer devletler bize çıkarma atabiliyorlar mı? Onu da göreceğiz arkadaşlar. 38 bin. Şöyle biraz bekleyeceğiz devletimizin gelişmesi için. 61 bin. Şu normal şartlarda sizlere şunu göstermiştim. Evet bakın hala burada gizli bir şekilde duruyor. Kolonize edilmemiş eyalet olarak. Siz bunu demişsiniz ki Afrika'ya benziyor. Evet bir nebze benziyor ama arkadaşlar yine de bence oyundaki bir gizem olarak sayılabilir neticesinde. Ama bakın bu hiç kimseye benzemiyor. Hiç kimseye. Haksız mıyım? Değilim. Şimdi öncelikle şöyle sınırda kaç hangi devlete savaş açabilirim? 397 bin. Benim ise 79 bin. Abi 790 bin diye okumuşum ya lanet olsun. Bak buna girebilirim. Sahra Demokratik Cumhuriyeti'ne. Kendi toprağıma çıkar daha fazlası dediğim zaman liman koyamıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Aslında liman nasıl niye koyamıyoruz lan? Şöyle bak buna daha fazlası dediğim zaman özel liman inşa edilebiliyor buna. Biz liman ayarlarını yapmamız gerekiyor. Aslında onu bir incelemek lazım arkadaşlar. Neyse şuraya askerlerimizi basalım. Daha sonra gidip oraya da bir daha bakacağım merak etmeyin. 8527. Ben böyle kendi devletimin serisini bile yaparım arkadaşlar. Bizim çocuklar geldi mi? Evet bizim çocuklar gelmiş. Diplomasi savaş ilan et. Afrikalılara savaş yavaş şöyle çıkıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Al abi. İlerle. Güzel. Arkadaşlar bu arada hafif hazır paranız falan varsa ya da biriktirmiş paranız falan varsa kriptoya yatırım ben size söyleyeyim. Bak dolar yükseliyor. Ekmek 4 lira mı ne olacağımış. Arkadaşlar haberiniz olsun. Bak haber güvenli kaynaktan. Malumatım doğru malumat. Ekmekçiler bize gelişi bu fiyat diyerek daha da çok fiyatta satacaklarmış. Haberiniz olsun. Şimdiden sizlere uyarıyorum. Yani hazır paranız falan varsa direkt kriptoya falan yatırın. Vallahi bak. En azından yatırımınız olur. İleriki safhalarda çekersiniz. Şimdi 70 bin. Benim bayrağımın altı niye kırmızı lan? İşte görüyor musunuz arkadaşlar? Evet Büyük Sezarus İmparatoru olarak an itibariyle buraya adımımızı atmış bulunmaktayız. Lakin daha bizim işimiz bitmedi. Rif Cumhuriyeti kurulmuş. Bu ne lan? Bu bir de şeylerin bayrağını çalmış. Türklerin bayrağını çalmış. Şimdi biraz daha para basalım. Ben şimdi bir oyuna bir ana menüye çık diyeceğim arkadaşlar. Bir boşuna savaş yapmamış olmayalım en azından. Harita üzerine yeniden tıklayacağım. Oranın ben liman eklemek istiyorum. Bu arada kusura bakmayın mikrofona vurdum. Zaten gizemli adamımızı bulduk. Liman pozisyon editörü. Deniz hayatlarını düzenle. Şimdi Land Province yazıyor. Öncelikle şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Bak buralar sıfır gözüküyor. Fark ettiniz mi? Aa kara parçasını yapacağız lan. Dur bakayım. Buraya biz -1'e kadar düşürdük. Bunun daha arka altı var mı? -1 var. Tamam. Land Province level. Set level. Şöyle bir daha tıklayalım. Biraz sizlerle birlikte öğrenmiş oluruz yanından. Tamam burada herhangi bir ayar yapamıyorsunuz. Burayı kara parçasına çevirmemiz gerekecek. Ama onu deniz eyaletlerinden değil normal bir eyalet olarak çevirmemiz lazım arkadaşlar. Oyunumuzun yeniden yüklenmesini bekleyeceğim. Eğer başarılı olursak size öğretirim siz her parçayı çevirirsiniz. Arazi türleri, büyüm oranı, kıta editörü, optimizasyon, kıta editörü. Evet kıta. Çok mantıklı. Ben mesela burayı... Aa bak burada şehir ismimiz gözüküyor lan. Ben buraya Avrupa'ya dahil ediyorum bu saatten sonra. Kaydet. Başka neyimiz var? Eyalet arka plan düzenle. Aa bak burada oyun çok pis kasıyor arkadaşlar. Set aktif province. Evet. Yeni bir eyalet ekledik. Tamam. Arka plan da oluşturduk.
Evet, bunu da yaptık. Şimdi geri diyeceğim. Abi bir şeyler yaptım ama. Önceden tanımlanmış sınırlar oluştur. Hayır, öyle bir şey yok, hayır. Deniz yolları oluştur. Aha, oyun donacak arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Eğer burada oyun çökerse bilin ki hepinizi seviyorum arkadaşlar. Akşamki videodan görüşürüz diyeceğim. Oyunun oluşmasını bekliyorum. En azından şu kıta orayı tam bir deniz hayatına değil de tam bir kara parçasına çevirebilirsem ki çok güzel olacak ama oyun dayanamayıp çökerse de tamam çökmedi. Bölge düzenleyici. Bu neymiş? Bermut, İberya. Batı Akdeniz. Burası artık Akdeniz, tamam mı? Liman pozisyonu ediyor. Başka herhangi bir akıyor arkadaşlar. Aa bak burası. Burada mesela ne diye geçiyor? Mefrektion Provincial Border. Yok abi. Enter Space. Connect. Kaydet. Bölge düzenleyici. Kıta düzü. Abi her şey var işte daha. Önceden tanımlanmış sınırları oluştur. Al. Aa. Bir şeyler değişiyor, fark ettiniz mi? Ne oluyor kardeşim? Lucas önceden video eklemiş. Bu videoyu izliyoruz büyük ihtimal biz arkadaşlar. Şöyle bakayım ben. Lucas her gün arkadaşlar çalışmış burada, görüyor musunuz? Bak vallahi bak, ben size söyleyeyim. Burayı hiç ellememiş. İşsiz. Bak bir şeyler olup duruyor. Aa, çok ayıp. Bu ne lan? Ne oluyor ya? Osmanlı İmparatorluğu'nu gördüm. 1299. Ne oluyor lan? Oyunu kapatırsam acaba oyun çöker mi? Bu arada izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bunu da test etmiş oluyoruz. Güzel oldu. Bitti galiba. Yok arkadaşlar, ben en az kaç oyunda kaç devlet var? Herhalde çok devlet var. Written History, sana tarih yazılıyor. Kitaplar okunuyor. Yok, kitaplar yazılıyor. Starting Rome, Roma yakılıyor. Bu The Great Monuments. Tarihi şeyler oluşturuyor. Lucas'ın bir lafı arkadaşlar. Niçin hazır olmayalım? Discovering the... Ne yapıyorsun Lucas? Sal lan oyunu. Kitaplar yeniden okunuyor. 100 New World, yeni dünya oluşturuluyor. Denizler oluşturuluyor. Silahlar dolduruluyor. He, silah var, aynen. Bir de silah numarası yapmış ya, bizi yiyor. Kektik gibi. Yok arkadaşlar, bu oluşmayacak gibi ya. Büyük Sezar İmparatorluğu'nun... Aa bak, biz haritada yokuz lan. Neyse arkadaşlar, bu oluşmayacak gibi. Valla ben anlamadım. Ben bunu bir sonraki bölüm sizlere hatırlatırım. Şuna baksanıza. Herhalde tüm devletleri baştan sıfırdan sayıyor. Bu arada ha, videomuzu bitirmeden önce şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Açıklama kısmında Instagram sayfam mevcut. Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum dostlar. Oradan sizlere eğer katıl üyesiyseniz de senaryolar verebilirim. Eğer gruplarımıza, Instagram'daki gruplara katılmak istiyorsanız da bana özelden mesaj atın. Gördüklerimi almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Grubumuzda güzel sohbetler falan yapıyoruz. Daha sonrasında ise şöyle bir şey anımsatmak istiyorum. Oynadığım bu harita, bakın haritanın güzelliğinden zaten anlayabilirsiniz. Oynadığım bu mod, arkadaki çalan müzikler, ikon paketleri, mobil uygulamalar, senaryo indirme uygulamaları, aynı şekilde bu mod için APK versiyonları falan hepsi mevcut dostlar. İndirip oyunuza entegre edebilirsiniz. Oyun çöktü, dayanamadı herhalde buna. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere dostlarım. Bay bay.